O şehveti onda yaratan kim? Allah Azze ve Celle'dir. Kulunu ne yapıyor? Test ediyor. Bu bir düşecek, kalkacak, bir dahasına, bir daha yapmamaya azmedecek. Belki bir daha düşecek ama bir yerden sonra duygularına rağmen Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle'ye saygısı üzere ayakta durabilecek ve başta şeytana ve diğer her varlığa, melekler de dahil olmak üzere, şehvetine rağmen Cenab-ı Hakk'a duyduğu saygıyla kendisini zapt edebildiğini gösterecek. İşte o an Allah Azze ve Celle meleklere diyecek ki inni a'lemu ma la ta'lemun. Bakın ben sizin bilmediğinizi biliyorum. Siz Adem'i bu yaratılışıyla, bu şehvete, öfkeye, gazapla iç içe yaratılışıyla hayat bulduğunda yeryüzünü fesada boğacak, yeryüzünde hep yanlışlar yapacak kimse olarak tahmin ettiniz ve soru sordunuz. Ben de size dedim ki onun öyle bir yanı var ki eğer Allah Azze ve Celle'ye saygı duymaya, bana duyduğu sevgiyle, saygıyla hareket etmek isterse kendisini bunların hepsine karşı zapt edebilir. İradesine rağmen zapt edebilir. İşte o iradenin gerçekleşebilmesi, Cenab-ı Hakk'a bir kişinin kendiliğinden sevgi ve saygı duyabilmesi ve bunları duyabildiği için aç durabilmesi, oruç tutarak, Yüce Yaradan'ın huzuruna varıp secdeye kapanabilmesi, onun cız dediği şeylerden artık uzak durabilmeyi başarabilmesi, onun olgunlaştığı, güzel bir hale geldiği bir şeydir. Bu bizim çocuğu eğitirken artık böyle bir hale gelmesinden bize artık saygı duyabilmeyi, dur dediğimizde durabilmeyi arzularına rağmen bize duyduğu saygıdan ötürü hayvanlarda bile bu var. Bunun o başarılmış olması onun meziyetini, karakterini gösterir. Yoksa zora koşmuşsun, herkes önünde sıra sıra duruyor. Gökleri, yeri zora koşmuşsun, emrine itaat ediyor. Bu zaten evrende var olan bir şeydi. Göklerde, yerde zaten var olan